Onun ötesinde AKP'nin içinden yeni bir takım olayların da, oluşumların da çıkabileceği görüldü ki TÜSİAD'ın en güvendiği AKP kadrolarından Ali Babacan burada yeni bir parti oluşumu için kolları sıvamışa benziyor. Bütün bunları beraber değerlendirdiğimiz zaman TÜSİAD için artık Erdoğan'la Hakkı Özdal'ın dediği gibi boşanma vakti gelmişe benziyor. Ama bu öyle kolay kolay olabilecek bir boşanma değil. Erdoğan'ın konuşması bunun sert geçeceğini, bize şiddetli geçeceğini gösteriyor. Ne yapabilir, ne edebilir, karşılıklı olarak ne yapabilirler? Her birinin ayrı ayrı kozları var, her birinin ayrı ayrı avantajları var ve dezavantajları var. İlk akla gelen şu, Erdoğan TÜSİAD'la kavgasını 23 Haziran seçimlerinde kullanabilir. Bunun üzerinden yeni bir tür popülizm yapabilir. Yani dış güçlerden çok iç güçler üzerinden, üç güçlerin tezgahları, kumpasları üzerinden bir şey yapabilir ve TÜSİAD'ı doğrudan hedef gösterebilir. Bu akla gelen bir şey ama çok riskli bir şey olduğunu sanıyorum. Çünkü zaten ekonomi çok kırılgan. Böyle bir ortamda Erdoğan'ın seçime bir ay gibi, bir aydan biraz fazla zaman kaldığı bir tarihte TÜSİAD'a, ülkenin en büyük sermaye gruplarına, onların oluşturduğu kuruma ve dolayısıyla bu sermayedarlara bu şekilde savaş açması geri tepen bir silah da olabilir. Bunu kestirebilmek çok mümkün değil. Tabii ki bundan etkilenecek olan bir takım seçmenler olacaktır ama zaten ürken seçmen iyice ürkecektir. Bir de bu var.